Zafer Arapkirli, 5 Kasım 2021, Cumhuriyet Ekmek bulamıyorsanız İnsan gerçekten merak ediyor. Şaşkınlık ve ne yaptığını bilmezlik hali içinde hata yapabilmek insani bir durumdur. Ama hatanın sadece yapanın kendisini ilgilendirmesi ya da sadece kendisine zarar verebilmesi için başkalarına zarar vermesi ve hatta başkalarıyla dalga geçer hem de haysiyetine dokunacak şekilde hakaret eder hale gelmesi ayrı bir durumdur. Ekonomik felaketin buhran seviyesindeki krizin derinleştiği şu günlerde ülkeyi yönetenlerin ve onların yandaşı, yardakçısı, beslemesi konumundakilerin ağızlarından çıkan her şey artık bu kategoriye girmeye başladı. Peygamberin hadislerine atıfta bulunarak "Efendimiz zaten midemizin üçte birinin boş kalmasını buyurmuşlardı diye insanlarla alay eden mi istersin? Kurumuş bayat ekmekleri ziyan etmeyin, değerlendirin" diye sözüm ona füzyonik yemek tarifleri veren mi istersin? enerji faturalarının giderek daha acımasız ve can acıtıcı hale gelmesi karşısında insanların karşısına geçip kombinin ayarını biraz kısın, bir ampul az yakın, yemeği kısık ateşte pişirin diye akıl veren mi ararsın? Kamikaze bombardımanı gibi peş peşe yağan zamları minicik minicik yapıyoruz, çok acıtmıyordur yahu abartmayın mealinde konuşup insanları iyice salak yerine koyanlar mı istersin? seç beğen al. Bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi Cumhurbaşkanının sağlığı ile ilgili söylentiler dolaşıyor. Acaba ne olmuş diye haklı olarak merak edenleri adeta vatan haini, terörist, anarşist ilan ettiler. Sanki bu ülkeyi yöneten ve 84 milyon vatandaşın her biriyle ilgili çok önemli, hayati kararlar alma konumunda bulunan en güçlü kişinin sağ mı, salim mi, hayatta mı, akıl ve fiziki sağlığının yerinde mi olduğunu merak etmek suçmuş gibi. Bir tek buyruğu ya da bir tek imzasıyla her birimizin hayatını doğrudan etkileme gücüne sahip bir kişinin sağlıklı düşünüp sağlıklı karar verebilmesini dert edinmek niye suç oluyormuş hanımlar beyler? Sanki bunun cevabı hamasi gövde gösterileri ve sloganlar eşliğinde alel acele televizyon ekranlarına koşturulan, gazete manşetlerine taşınan dimdik ayakta çatlayın patlayın mesajlarıymış gibi yapacağınız şey ya canlı yayında kendilerinin bizzat zuhur ederek söylentileri yalanlaması ya da güvenilir bir raporla neyi varsa ya da yoksa açıklanması ve vatandaşın ikna edilmesidir. Siz ne yaptığınızın ve aslında zaten omuzlarına hep birlikte insafsızca ağır bir yük yüklediğiniz şahsımın kendisine zarar verdiğinizin farkında mısınız? Zafer Arapkirli